Özellikle de Stratejik Düşünce Enstitüsü Başkanı'na ve yardımcılarına sonsuz teşekkürlerimi sunarak başlamak istiyorum. Aynı zamanda sayın misafirlerimizi ve benimle birlikte sunumu yapacak kardeşlerime de teşekkür ettikten sonra konuşmamın başında şunu vurgulamak istiyorum. Türkiye ile Sudan arasındaki ilişkiler çok ebedi bir ilişkidir ve tarihin derinliğine kadar uzanmaktadır ve gerçekten dini bağları mevcuttur ve kültürel bağları mevcuttur. Bu ilişkiler uzun yıllar öncesine kadar uzanmaktadır. Bundan dolayı da Sudan halkı her zaman Türkiye'ye bir simge olarak bakmakta ve gerçekten bir yüce insanlık hayatındaki ve tecrübesindeki bir simge olarak bakmaktadır. Ve bir Osmanlı tecrübesi bizim için kıvanç kaynağını oluşturmaktadır. İslami ve siyasi tarih boyunca bundan dolayı da ki bu merkezde şu anda bulunmamız ve bugün aranızda bulunmamız ve dün siyasi liderliklerle görüşmemiz bu ilişkinin ne kadar köklü olduğunu vurgulamaktadır. Diğer bir husus ise Sudan'dan bahsederken hali hazırda ve gelecekte şüphesiz ki Sudan'daki tarihi oluşumu halk olarak ve coğrafya olarak ve oradaki sosyal yapılardan ve ırk ve aynı zamanda kültürel yapılardan bahsetmemiz gerekiyordur. Sudan hepinizin bildiği üzere Afrika'daki en büyük ülkelerden biri sayılmaktadır. Coğrafi alan olarak olsun ve aynı zamanda diğer özelliklerinden biri de birçok cinsten ve bir değişik kültürlerden ve sosyal yapılardan oluştuğu ile de tanınmaktadır. Ve Sudan bir boğaz gibidir veyahut da bir ana damar gibidir. Arap kültürünü, İslam kültürünü, Afrika zenci kültürüyle bağlamaktadır. Bundan böylece de Sudan tarih boyunca bu iki bölge arasındaki bağlantıyı sağlayan bir ülkeydi. Sudan bu özelliğiyle ve bu tarihi yapısıyla Arap ve Afrika bölgesindeki en önemli ülkelerden biriydi ve en geniş kapsamlı ve etkili olan ülkelerdi bölgede ve aynı zamanda bütün bu çevreleyen bölgede. Hepinizin de bildiği üzere bu ilişkiler Türkiye ile Sudan arasındaki ilişkiler uzun yıllara kadar uzanmaktadır. Biz şundan da eminiz ki Sudan bilinen bütün yapılarıyla kaynakları büyük insani yani ve doğal kaynakları sahiptir ve büyük tarımsal alanları 200 milyon hektarı aşmaktadır. Ve aynı zamanda henüz keşfedilmemiş madenlere de sahiptir ve Sudan'ın tarihinin tamamı bunu dile getirmektedir. Birinci ve ikinci sömürgeciler bu kaynakları istismar etmek istediler ve hepimiz biliyorsunuz 19. yüzyılda Mehmet Ali Paşa o dönemde Osmanlı Sultanı'na karşı bir isyanda bulmuştu ve Sudan'ı istila etmek istiyordu ve amacları arasında hem insan ihtiyacı vardı hem sermaye ihtiyacıydı. Yani orada var olan yer altındaki kaynakları istediği gibi aynı zamanda kuvvetli bir ordu oluşturmak için de insanlara ihtiyacı olduğu için Sudan'ı istila etmek istiyordu. Fakat tam olarak Sudan'ı işgal edemedi. Sudan halkı ona karşı ayaklandı ve onu ülkeden kovdu. Ve sömürgecilik süreci Sudan'da devam etti. Ve ikinci sefer İngilizler Sudan'ı işgal ettiler. Ve bizim bütün kaynaklar, ekonomik kaynaklarımızı İngiltere çıkarları doğrultusunda kullandılar. Fakat İngiliz sömürgeciler bununla da yetinmediler. Aynı zamanda siyasi sorunlar yarattı ve sosyal sorunlar yaratmaya başladılar. Çünkü onlar şunu biliyorlar ki Sudan'da kaynakların var olduğunu bilmektedirler. Eğer bunlar tam olarak Sudan halkı çıkarına kullanılırsa o zaman bütün bölgenin mülkü sayılacaktır ve Sudan
ekonomik yönden ve politik yönden etkin ve diplomatik yönden siyah Afrika bölgesinde ve Afrika bölgesinde ve Arap bölgesinde etkili bir ülke olacak. Bundan dolayı da bizim önümüze birçok sorun ve engel oluşturdular. Ve bizim Sudan halkımızı engellediler ekonomik ve insan kaynaklarını kullanmasını da engellediler aynı zamanda. Bundan dolayı da silahlı anlaşmazlıklar yayıldı ve Sudan'da bir iç savaş meydana geldi ve bu bizi engelleyen başlıca engellerden biriydi. Sürdürülebilir bir kalkınmanın gerçekleştirilmesi yönünde ve Sudan'ın ekonomi gelişmesini olumsuz yönde etkiledi. Böylece de aynı zamanda tabii politik süreci de olumsuz etkiledi. Yani bir silahlı anlaşmazlık daha henüz sona ermeden yabancı güçler ve yeni bir böylece yeni bir kriz yaratıyorlardı ve sizler de hepiniz açıkça Güney Sudan sorunu gördünüz. Esasında 20. yüzyılın başında İngilizler bunu yarattılar. Irkçı bir güney ve kuzey halkı arasında ayrım oluşturdular. Ben ne kadar Sudan bu sorunları daha geniş kapsamlı bir şekilde baş edebiliyordu. Buraya ilişkin olarak yasalar da oluşturdular. Kuzey ve güney arasında ayrım yaptıkları aynı zamanda güneyde kiliselerin inşa edilmesini desteklediler ve oradaki göçü de desteklediler ve izin verdiler. Ta ki böylece de bu sorunu daha da derinleştirebilsinler Sudan halkı arasında. Ve 1956'da Sudan bağımsızlığını elde ettikten sonra başlıca sorun olarak bu önde çıktı. İngiliz sömürgeleri Sudan'dan çıktıktan sonra bu sorun yeniden yaratıldı ve kuzey ile güney arasında bir çatışma çıktı. Tıpkı Türkiye'deki Kürt ve diğer insanlar, Türkiye'deki Kürtlerle diğer Türk halkı arasında yarattıkları sorunlar gibi. Ve bundan dolayı da Sudan'daki siyasi istikrarın sağlanmasını istemiyorlar ve her zaman böyle sorunlar yaratıyorlar ve bizim gelişmemizi de engelliyorlar. Fakat cesurane bir şekilde bu hükümetimiz geçen yıllar içerisinde ciddi bir diyalog başlattı ve köklü bir görüşmeler yaptı ta ki bir anlaşmaya varılabilsin. Eğer Sudan Güney halkı birliği isteyecekse diğer Sudan varlıklarıyla bunun devam ettirilebileceğini, eğer Sudan güneyindeki halkı bağımsızlık istiyorsa ve ayrım istiyorlar, o zaman 2005 yılında bir anlaşma, Güney Sudan halkı ayrılmak istediklerini dile getirdi. Biz onları cesaretli bir şekilde ülkeden ayrılmalarına izin verdik ta ki her taraf kendi bağımsız ülkesini oluşturabilsin. Fakat fakat şimdi uluslararası ajanda Sudan'da tekrar başlamaktadır ve bu düşmanca tutum devam etmektedir ve Darfur'da yeniden anlaşmazlıklar ve Kurdistan'ın güneyinde de sorunlar yaratmaktadır. Niçin yaratıyorlar? Orada ekonomik kaynaklar var, tarım var, madenler var, tarım elverişli arazi var ve su altı kaynakları var. Bundan dolayı da bu bölgelerde fitne yaratıyorlar ta ki Sudan gelişmesini kaydetmesin. Biz bütün ikili görüşme metodlarına başvurduk. Anlaşmazlık olan Hartum'daki merkezi hükümetle bu anlaşmazlık tarafı arasında. Bunda bir başarı kaydedebildik. Fakat aynı zamanda bir geniş kapsamlı bir siyasi çözüm bulunmamız gerekiyor ve geleneksel çözümlerin dışında çözümlere başvurduk. Bundan dolayı da siyasi güçler ve Sudan'daki sosyal güçler ve başta hükümet olmak üzere bir başka yola başvurma kararını aldık. Bundan dolayı da ulusal diyalog genişlettik ve bu bir siyasi düşünce olarak biz siyasi çözümlere başlamak. Geniş kapsamlı ulusal düzeyde hiçbir dış müdahale söz konusu olmasın. Bundan dolayı da bütün siyasi ve sosyal güçleri iç politika diyaloğa çağrıda bulunduk. Bu
rol aynı zamanda sosyal düzeyde, yani üniversiteler düzeyinde olsun, din temsilcileri olsun, tanımış kişiler, gençler, öğrenciler ve kadın ve bütün toplumu oluşturan tarafların bir araya gelmesini sağladık partilerle de aynı zamanda. Ve aynı zamanda önceden yapılmış olan anlaşmalar, bir siyasi diyalog için girişimde bulunduk. Bu ulusal diyalog Sudan halkı için iyi bir düşünceydi ve bütün dış müdahaleleri izole ettik ve bunun sonucunda geniş kapsamlı bir siyasi anlaşmaya varıldı. Bütün entegre olmuş siyasi çözümler ele aldı ve yerel düzeyde Sudanlılar tarafından çözülmesine anlaşmaya vardık ve bir ulusal belge üzerinde anlaşmaya vardık ve bütün siyasi ve sosyal taraflar bunun üzerinde anlaşmadı ve bunun üzerinde ulusal uzlaşı hükümeti oluşturuldu ve bütün silahlı ve barışçıl taraflar buna katıldılar. Ülkeyi hali hazırda yönetmektedirler ve bu çok önemli bir gelişme oldu Sudan'ın tarihinde. Fakat buna ek olarak sizler de biliyorsunuz Sudan'ın eksen düzeyindeki bölgedeki rolünü biliyorsunuz. Ve aynı zamanda Sudan'ın maddi ve ekonomik imkanlarını da biliyorsunuz. Böylece de kalkınmadaki engeller koyuldu Sudan düşmanı tarafında. Bundan dolayı da ekonomik ambargoya maruz kaldı. Başta Amerika Birleşik Devletleri 25 yıl süreyle ambargo uyguladı. Şüphesiz ki ekonomimizi olumsuz yönde etkiledi. Ve daha sonra 94 yılında yeni bir karar aldılar Sudan'a. Aynı zamanda terörizmi destekleyen ülkeler listesine aldılar. Fakat emin olduktan sonra Sudan'ın bölgesel ve ulusal düzeyde rol oynadıklarını anladıktan sonra tekrar ona geçen yıllar içerisinde temel süreçlerde özellikle de uluslararası terörizme mücadele edilmesi hususunda ve bu alanda Sudan'ın gücünü bildikleri için bu meseleleri tekrar görüşmeye başladı ve daha sonra bölgesel düzeydeki Sudan'ın barıştan ve ulusal güvenliğe ne kadar etkili olabileceğini dile getirdik ve şeffaf bir şekilde bunu tartıştık ve anlaşmalara vardık ve Sudan bölgede önemli bir rol oynamaya başladı ve siz bunu gördünüz. Sudan güneyindeki sorunu barışçıl bir şekilde Sudanlılar tarafında çözüme vardı. Bütün bölgesel ve uluslararası güçler bu barışı gerçekleştirmemişlerdi. Geçen hafta içerisinde aynı zamanda Orta Afrika'daki çatışan taraflar arasında bir diyalog. Her ne kadar Fransa bu barışı gerçekleştirmek için uğraşıyorlarsa da bir başarı olmadıysalar, biz bu bölgede Orta Afrika'daki istikrar sağlaması için de büyük etkili sözlük. Aynı zamanda Libya'da olsun, Çat'ta olsun ve bütün bölgede biz rol üstleniyoruz ve gerçek bunun bu çerçevesinde Amerika ile bir diyaloğa başladık. Bunun sonucunda da ekonomik ambargoyu kaldırdı Amerika. Şuna kanaat getirdiler. Gerçekten Sudan'ın bu eksende ulusal düzeyde bir etkide bulunduğunu kabul ettiler. Buna ek olarak da Sudan'ın özellikle de düzensiz göç ve insan kaçakçılığıyla olarak ne kadar mücadele ettiğini de yakından bilmektediler. Bundan dolayı da hali hazırda ve özellikle de ülkemizin tanık olduğu istikrar, geniş kapsamlı siyasi diyalog sağlandıktan sonra ve bu bölgesel ve uluslararası rolleri de üstlendikten sonra şimdi ilişkilerimiz komşularımızla ve bölgemizle ve aynı zamanda uluslararası düzeyle büyük bir gelişme kaydettik. Sudan hali hazırda beyaz ellerini kardeşlerine uzatmaktadır. Bizim stratejik düşüncemiz şuydu ki biz aynı zamanda bu ilişkilerin dile getirilmesini, Türkiye'de de aynı görüşmeler yapmak için Türkiye'deki kardeşlerimizle birçok yönde bu meseleleri ele almayı öngördük. Ve şurada da şuna işaret etmek istiyorum. Sudan bu görüntüsüyle ve bu imkanlarıyla ve bu tarihiyle iç kültürel, etnik ve sosyal
yapısıyla bölgede önemli bir rol üstlenebilir. Oradaki uluslararası güçler arasında rol oynayabilir. Şu, burada şuna da değinmek istiyorum ki Sudan, Sudan'ın ekonomik kaynakları değişiktir ve değişik iklimlere sahiptir. Ve keza aynı şekilde yeraltı kaynakları, su kaynakları olsun, aynı zamanda madeni kaynaklar olsun, bakır, krom, altın ve uranyum bile mevcuttur. Bundan dolayı da bunlar bize engel oluşturuyordu. Fakat hali hazırda bir siyasi istikrar gerçekleştirdikten sonra özellikle de Türkiye ile işbirliği yapmak istiyoruz ki Sudan imkanlarıyla, ekonomik imkanları ve tarım imkanlarıyla ve Türkiye'nin belirgin başarılı tecrübesi, teknoloji alanı ve ekonomik projelerin yönetilmesinde ve ticari başarında ve sanayi alanında işbirliği yapmamız gerekiyor. Bundan dolayı da bu ilişkilerimiz ve her iki ülkenin cumhurbaşkanları güçlü bir siyasi iradeye sahip oldukları için bir ekonomik güç oluşturmaya yöneliyoruz. Biliyorsunuz dünya bugün ekonomik gruplaşmalardan oluşmaktadır ve bu ekonomik ilişkiler uluslararası düzeydeki siyasi ilişkilerde yönetmektedir. Bundan dolayı da eğer Sudan'ın tarımsal ve ekonomik ve madensel petrol ve altın gibi kaynakları Türkiye'nin güçleriyle birleştirilirse o zaman gerçekten küçümsenmeyecek bir ekonomik güç oluşturabiliriz ve daha sonra biz Türkiye için Afrika'ya bir giriş kapısı oluşturabiliriz ve aynı zamanda Afrika'da bütün dünya ülkelerine yetecek kadar tarım kaynakları mevcuttur ve bunun girişini Sudan'da geçmektedir. Daha önce Çin biliyorsunuz Sudan üzerinden Afrika'da yatırımlar gerçekleştirdi. Biz bugün bu iki ziyaretimizde bu temel meseleleri vurgulamak istiyoruz. Bütün bu siyasi ve stratejik düşünceler ve ülkemizin tanık olduğu istikrar ve son olaylara değinerek şunu söylemek istiyorum. Düşman uluslararası güçler ve tabii ki solcu bazı partiler ve özellikle de Sudan Komünist Partisi, aynı sizindeki FETÖ örgütü gibi seçimlerde hiçbir şekilde rekabet edecek güce sahip değildir ve devlet kurumlarında da bir güç sahiptir. Bundan dolayı da güç kullanarak rejimi yıkmak istiyorlar ve hiçbir şekilde barışçıl düşünceyi öngörmüyorlar. Hali hazırda bu son sorunlar yaratmakta ve ülkemizdeki siyasi görünüme zarar vermeye çaba harcıyorlar. Sudan biliyorsunuz uzun yıllar ekonomik ambargoya maruz kaldığı gibi ve aynı zamanda uzun yıllar süren savaşlar sonunda ekonomik yönden tabii zayıf düştüğü devletimiz bütün bunlarla baş edebildik. Fakat bu ambargo biliyorsunuz ekonomi gelişmemizi olumsuz yönde etkiledi ve ithalat ve ihracat da aynı zamanda da bir olumsuz etkiler söz konusu ve geçen ay içerisinde belli bazı vatandaşlar belli sınırlı taleplerde bulunmak için protestolarda bulundu. Devlet bunu ele aldı. Fakat daha sonra siyasi ajanda da buna karışmaya başladı ve aynı zamanda bölgesel düzeyde bu olayları istismar etmeye çalıştılar ve aynı zamanda uluslararası hem siyasal hem enformasyon destek elde edebilirler ve üzülerek belirtilen bazılarını Türkiye içerisinde de bunu dile getiriyorlar. Büyükelçimiz onlarla bağlantıya geçti ve olayları dile getirdi ve daha sonra tabii bunu olumlu yöne çevirdiler. Ve bizim Sudan'da olup bitenleri anlayış ve kaçırmamız gerekiyor. Şimdi Allah'a hamdü şükür olsun Sudan'daki durumlar tamamıyla değişti ve bu olaylar sınırlıydı. Fakat doğal olarak enformasyon bunu olumsuz bir şekilde dile getirmeye yönelmektedir. Bu tıpkı Arap Baharı'nda olduğu gibi Tunus'ta ve Mısır'da ve halihazırda Suriye ve Yemen'de Arap bölgesinde
aynı bunun yanı sıra aynı sloganlar ve aynı meseleler ve aynı uluslararası tutumlar söz konusudur medya alanında ve politik alanda. Fakat Sudan halkı bilici bir halktır ve aynı zamanda siyasi güce de sahiptir. Ülke yapısının yıkımını ve akılcı talepler arasındaki farkı bilmektedir. Biz şimdi bölgede gerçekten barış ve aynı zamanda güven yönünde çok etkiliyiz ve biz siyasi projelerimizi sürdürüyoruz ve hali hazırda anayasal projeler düzenleyeceğiz. Ve aynı zamanda ülkemizde demokrasinin yapılandırılması için çaba harcayacağız. Bundan dolayı da biz kardeşlerimize ve ortaklarımıza elimizi uzatıyoruz. Sudan'da olup bitenleri yakinen dile getirmek istiyoruz. Ta ki bu stratejik ilişkilerin derinliğini anlatabilelim. Hem ülkemizde hem diğer ülkelerde. Ben aynı zamanda şunu da sizlere vurgulamak istiyorum. Türkiye ile olan ilişkilerimiz belirgin ilişkilerdir. Gün be gün gelişme kaydetmektedir ve büyük bir gelişme sağlayarak ekonomik ve siyasi düzeylerde çok yüksek düzeylere varmış bulmaktadır. Bu semineri düzenlediğiniz için sizlere teşekkür ederim. Seda'daki değerli kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Aynı zamanda sabırla bizi dinleyen sayın katılımcılara teşekkür ediyorum. Bizler Sudan'da iç meselelerimizi yönetme imkanına sahibiz ve bütün ortaklarımızın tatmin olmasını rica ediyoruz. Şirketler ve iş adamları da şundan emin olsunlar ki Sudan'daki durum kontrol altındadır ve siyasi durumlarımızı güçlü bir şekilde yönetebiliyoruz. Ve halkımız da bilinçlidir ve devletimizin yıkılması söz konusu değildir. Bu semine düzenleyiciniz çok teşekkür ediyorum. Allah'ın selamı üzerinize olsun.